Sibirya'daki şamanlık kültürüyle ilgili en önemli müzelerden birindeyiz. Bu müzede gene Türk geleneklerine göre resimlendirilmiş şaman davullarını ve şamanlar öldükten sonra davulun kimse kullanamasın diye kesilen ritüelini de görüyoruz tekrar. Şamanlar, yani kamlar öldükten sonra onların eşyaları kullanılamıyor. Kullanıldığı zaman da kullanan kişilerin başlarına kötü şeylerin geleceğine inanılıyor. Bu nedenle kullanamıyorlar. Sadece bu değil, müzenin en alt katı tamamen Sibirya'daki Türk kamlık inancıyla ilgili olarak görülüyor. Onlara ayrılmış tamamen. Burada bir şaman kızağıyla gitmeye, ilerlemeye çalışıyor. Onun kam olduğunu nereden anlıyoruz? Sırtındaki demirlerden çıkardığı gürültülerle kötü ruhları korkutacak ve ona zarar veremeyecekler. Şaman davullarının tokmakları, onun ayrı bir adı var. Yine çıngıraklı şaman davulları daha değişik sesler çıkararak kötü ruhları korkutup kaçırması için. Bu da bir kara şaman kıyafeti. Davul çalar şekilde betimlenmiş. Yine arkasına da ayna konulmuş ki sırtındaki çıngıraklar, ziller vesaireler görülsün diye, çıkardığı gürültüyle kötü ruhları kovalayıp kaçırması için. Bu bölgede günümüzde de hala Altay'da devam eden bir inanış var. Şamanların gizli güçleri olduğuna inanılıyor ve bununla ilgili de çok hikaye dinledik. Kamlar gerçekten gizli güçleri olan insanlar ve bunu nasıl yaptıklarını bilemiyoruz. Şamanların bu şekilde püsküllü bir şekilde ve salkım saçak giyinmesinin en önemli nedeni kötü ruhları korkutarak kaçırmak ve kendilerine yaklaşmalarını engellemek. Değişik renkler, kötü renkler falan takarak, ziller, çıngıraklar takarak, gürültü patırtı yaparak vücudunda ona kötü ruhların ve erliğin dünyasından gelen kötü yaratıkların, kötü ruhların, kötü tinlerin ona bir zarar vermesi önleniyor. Bu nedenle kamların bu kıyafetinin her bir düğümünde, her bir çengelinde, her bir metal parçasında ve davula her vuruşunda bir anlam var. Hiçbiri boşa yapılan şeyler değil. Hepsi bir kültürün, binlerce yıllık bir inancın, bir kültürün birikimi. Novosibirsk'teyiz. Türk kültürüyle ilgili en önemli müzelerden birindeyiz. Novosibirsk'teki müzenin en alt katındayız. Burada da patlatılmış şaman davullarını görüyoruz. Şamanlar öldükten sonra bir daha kullanılamasın, ses çıkaramasın diye şaman davulları patlatılıyor. Onlara iki örnek daha. Ve Altay'da gördüğümüz kayalardaki petroglüflerin aynalarını davullarına çizmiş şamanlar.